Merhabalar, bugün Xabi Alonso'nun saat koleksiyonunu inceleyeceğiz. Aslında ben bu videoyu daha önceden izlemiştim. O yüzden ilk defa izliyormuşum gibi yapmayacağım. Ama yeniden kendimi tazeleyeceğim. Bu arada 30 binlere yaklaştık. İlk hedefimiz 50 bin. Bu konunun meraklısına daha fazla meraklıya ulaşmamız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza geçebiliriz artık. Bu arada çekimin kendisi biraz ağır. O yüzden benim internet bağlantımla alakalı olduğunu düşünmenizi istemiyorum lütfen. Cuando estoy en casa salgo un poco del Xabi Alonso y soy el Xabi ciudadano. Evimdeyken ben de herkes gibi normal biriyim diyor. Xabi Alonso olmayı bırakıyorum. Sadece Xabi oluyorum diyor. Todas las decisiones que tomo son un poco acordes a mi personalidad a la hora de elegir un reloj, a la hora de jugar. Yaptığım bütün tercihler karakterimin bir yansıması, seçtiğim saat, futbol oynamam, kullandığım araba, kıyafetlerim. De elegir un coche, de la ropa que llevo, pues son cosas que son buenas pero que no son espectaculares, que no llaman demasiada atención, pero que yo me siento seguro con ellas y que va muy a... Hepsi de aslında güzel şeyler ama gösterişli şeyler değil diyor. Tabii bunu derken bir Porsche araca bindiğini görüyoruz. Gerçi vintage bir Porsche bu. Con mi personalidad. Yo creo que me empezó a interesar el mundo de los relojes cuando llegué a... Sanırım saatleri olan ilgim Liverpool'a geldiğimde başladı diyor. Burada biraz durduracağım aslında çünkü videonun tamamında bütün saatlerden bahsetmiyor. Burada bir Audemars Piguet Royal Oak görüyorum. Keza burada da bir başka Audemars Piguet. Burada da bir Panerai var. Ayrıca Rolex Daytona gözüküyor. Devam ediyorum. Şurada da çok küçük bir Hublot Karbon var gibi gözüküyor ama bilmiyorum, emin değilim. Bilenler varsa lütfen yorumlar bölümünde yazarsa sevinirim. Especial cuando ganamos la Champions con el Liverpool en una final tan icónica como fue en Estambul. Bu saat bana İstanbul'daki final maçında verilmişti diyor. Orada ikonik bir maç oynamıştık diyor. Olimpiyat Stad'da oynamıştı. Bu arada Milan'a karşı oynamışlardı. Geriden gelmişti Liverpool. Xabi Alonso da son golü attı. Gerçi penaltı atmıştı ama o penaltıyı kaçırmıştı. Ama dönen topu tamamlamıştı. Hepimize de bu saatten verdiler diyor. 30 adet limitli diyor. Burada görüyorsunuz. Şampiyonluğu kazananlara vermişler. Herkese de kendi forma numarasını vermişler. Limit sayısı olarak. Xabi'ye de 14 numaralı saati vermişler burada. Çok hoş bir saat. Numero 14. Güzel bir Frank Miller saati. CWC me gustan porque son relojes que no son espectaculares, que no son que llaman demasiado la atención, sino que son relojes... AW'yu seviyorum çünkü çok fazla gösterişli değil. Çok da dikkat çekmiyor diyor. Que tienen una elegancia, una sofisticación sin querer llamar demasiado la atención. Fakat son derece elegant ve de sofistike saatler üretiyorlar diyor. Reloj que me regaló mi mujer. Era el IWC Ingenieur. Fue un regalo de boda. Bu IW saati bana eşim hediye etti. Düğün hediyesi olarak hediye verdi diyor. Benim kişiliğimi yansıtıyor. Özel günler için saklıyorum dedi. Bir başka IWC'yi görüyoruz. 2012'deki Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra almış. Bu arada gördüğünüz gibi şurada da saatin güç rezervini görüyoruz. IWC markası, durduruyorum tekrardan. Genellikle pilot saatleri tasarlıyorlar. O yüzden okunabilirliğe önem veriyorlar. Daha çok gördüğünüz gibi kadran çok karışık değil.
IWC bu arada açılımı International Watch Company demek. Yani uluslararası saat firması açılımı. Y sí que también ese portugués tiene una relevancia muy muy especial. No los considero que sea una pertenencia para mí, sino que sea un legado para mis hijos, ¿no? Para mi hijo John. Saatleri sadece aksesuar olarak görmüyorum, birer miras olarak görüyorum. Çocuklarımı da paylaşabileceğim, özellikle John diyor. Que de aquí a unos años pues pueda llevarlo con orgullo y con el significado que se lo dio su padre, que es muy importante ese lazo. Birkaç yıl içinde John bunu kullanabilir, büyüdüğü zaman bir gururla kullanabilir. Bir babasıyla oğlu arasındaki iletişim önemlidir diyor. Tabii kendisi de erkek saati taktığı için John'u seçiyor. Çünkü kız çocukları da var ama tabii saatin kasası da büyük olduğu için John'un kullanması daha elverişli haliyle. Tienes que sentir seguro con lo que estoy diciendo. En mi armario todas las cosas con las que puedo vestirme pues me hacen sentir. Giysileriniz içinde kendinizi rahat hissetmeniz gerekiyor diyor. Ben de kullandığım her şeyde aslında iyi hissediyorum diyor. El vestir un buen reloj es lo que completa mi personalidad. Saat takmak ise kişiliğimi tamamlıyor. Zaten küçük detaylar aslında fark yaratır diyor. Evet arkadaşlar, özellikle çekimleri ben çok beğenmiştim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Tabi Xabi Alonso'nun IWC'nin marka yüzü olduğunu unutmamak gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen ya da beğenmediyseniz yorumlar bölümünde fikrinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao ciao.